İrfaniye köyü sakinlerinden Ahmet İz. Ahmet Bey, bu Nilüfer Çayı ile ilgili sıkıntı nedir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Nilüfer Çayı'ndaki sıkıntı, kızım bak ben 60 yaşındayım. 15 yaşlarındayken biz buralarda balık tutardık. Ve bu sularda suyunu içerdik. Şurada bir tane şeyimiz vardı, bir kaynağımız. O kaynak köpekler girdiği için buradan su içerdik. Balıkları buradan tutardık. Balığın ekstrası buradan yenirdi. Misafirlerimiz gelirdi, piknik alanları buralarıydı. Yani pirinç ekilirdi bütün arazilerimize pirinç. Bundan sulanırdı. Ondan sonra biz böyle o 15-16 yaşlarına gelince başladı mazot kokuları balıklarda. Başladı balıklar telef olma. Gitti. Bu hale geldi. Şu anda gördüğünüz temiz. Temiz vaziyet yani. Dediğimiz gibi yazın geleceksiniz. Kesinlikle duramazsınız burada. Bu kokudan. Atık kokusu yani. Peki bu koku nerelere kadar ulaşıyor? Köyde oturamazsın. Yemin ol bak, yemin ederim. Köyde otururken rahatsızlık duyarsın kokudan. Fasulye ekerler. Bu sorar vatandaş. Nilüfer'den mi sularsın? Artıcandan mı? Artıcandan öyle alır. Nilüfer çayından sulanan fasulyeyi adam satamaz. Satamaz yani. Çünkü görüyor bu suyu, içilmediğini, kirli olduğunu, hastalık olduğunu görüyor. Onun için almaz yani. Satamaz da, iken de satamaz.